Evet, bugün 3-0 gibi net bir skorla rakibimiz Bursaspor'u yendik. İki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Çok güzel maçtı. FPL çerçevesinde geçen bir maçtı. Yeni transferimiz Fabinho'nun attığı gol de ayrıca bizim için iyi oldu. Transferlerimiz yarın da gelecek. Yine Brezilya'da bir tane topçu ile ilgileniyoruz. Onu da söyleyelim buradan. Önümüzdeki bütün maçları kazanmak için çıkacağız ve mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Kupayı da alacağız. Bu arada bizim hedefimizin kaçıncılık olduğunu tahmin edenler üçüncülük falan demişler. Onun hakkında da birkaç bir şey söyleyeyim. Bizim hedefimiz hiçbir zaman üçüncülük değildir. Her zaman birinciliktir. Her zaman en büyük kupaları kazanmaktır. Her zaman Avrupa'da zirveye oynamaktır. Bunu da buradan söylemiş olalım. Evet, sorulara geçelim. Ben. Evet. Evet, şimdi çok iddialı konuşuyorsunuz. Sizce bu laflar sezonun son haftasında aynı mı olacak, yoksa o lafları yiyecek misiniz? Ben lafımı hiçbir zaman yemem. Bu kadar. Ben. Evet, siz. Şimdi bir sorum olacak benim. Brezilyalı oyuncu falan diyorsunuz da. Brezilya milli takım kadrosu mu kuruyorsunuz? Yoksa Türkiye Sportolo Süper Ligi'ndeki bir takımın kadrosunu mu kuruyorsunuz? Şimdi arkadaş çok güzel bir soru sordu. Brezilya milli takımı mı Türkiye'ye de? Arkadaşlar, yabancı sınırını her zaman karşıyım. Her zaman da karşı oldum. Bu ülkede yetişecek genç varsa yetişir. Yabancı sınırını yaptığınız zaman Türk oyuncuları 1 milyon edecek oyuncuyu 5 milyona alıyorsun. Bu hiç yakışmıyor. Bunun geçmişte çok örneği var. Alper Potok 8 milyon verdi Fenerbahçe zamanında. Şimdi nerede Alper Potok? Söyler misiniz bana? Yani bu Brezilyalıydı, Türktü, yabancıydı falan meselelerine çok fazla takılmıyorum. İstediğimiz ülkeden alırız yani. Bizim bir kısıtlamamız yok. Evet, başka sorusu olan? Peki. Evet. Basında çıkan iddialar var. Kebapçıyla kavga ettiğiniz ve dayak yediğiniz üstüne. Ne düşünüyorsunuz yani? Doğru mu? Değil mi? Arkadaşlar bakın, şiddetin her zaman ve her türlüsüne karşıyım. Hiçbir zaman kimseyle kavga etmedim. İki medeni insan gibi oturup konuşmak varken niye kavga edeyim diyorum ve burada noktaya koyuyorum. Evet arkadaşlar, bugün çok güzel bir gündü. Yani sizlere söylediğim gibi hücum yapacağız. Bastıracağız. Ve bu ligi vura vura kıra kıra kazanacağız. Yine 4-0. Vallahi süper gidiyoruz. Bakalım nazara değmesin bazılarının. Evet, soruları alabilirim. Ben. Bütün maçlarınızla böyle farklı mı kazanacaksınız, yoksa mesela derbilerde de böyle hücumsal mı çıkacaksınız? Buna bir açıklık getirirseniz sevinirim. Ya şimdi biz Fenerbahçe'yiz. Hücumsal çıkarız maça da. Belki derbide 4-0 değil, ne bileyim 2-0 kazanırız. Belki de berabere bitebilir, her şey olabilir. Kaybedeceğimizi pek sanmam ama. Yani derbilerde 3 farkı geçebileceğimizi pek sanmıyorum. Ama 2 farkın da altında gol atacağımızı, yani skor olacağını sanmıyorum. Derbilerde de hiçbir korkumuz yok. Kimseden korkumuz yok. Belki bazılarının ilk 11 oyuncu reytingi daha fazla ama bizim korkumuz yok. Ben. Takımınızda forvet eksikliği olduğu, yedek forvet eksikliği olduğu söyleniyor. Bunun hakkında transferler gerçekleşecek mi? Yani şimdi orada Moses, Slimani, Aye ve Soldado gibi değerli isimlerimiz var. Yani ne gerek var bir forvete diyelim. Belki ama özel teklif falan gelebilir. Pardon. Bir pivot santrfor diyoruz. Biz böyle kanat değil yani. Pivot santrfor. O anlamda sordum soruyu. Şimdi hanımefendi. Yani. Diyecek bir şeyim yok. Ben cevabımı verdim. Santrafor falan yok. Bizi idare ediyor forvetlerimiz. Peki. Zaten bizim santraforumuz gol atmıyor. Bizim bu maçta Isla ve Tolga attı. Moses attı. Bir tane de Slimani attı. Yani bizim takım olarak gol atıyoruz biz.